Reşid'in tecrübeli ve kurnaz veziri Ebu Fadıl acaba ok atmaktaki maharetlerini göstermezler mi? Ne haddime sultanım, sizinle Arabistan'ın değme okçuları bile baş edemezler. İnsanın haddini bilmesi de bir meziyettir mi, mafi bir tecrübe edin. Emriniz başım üstüne sultanım. Sizin için fena sayılmaz. Eminim diğer marifetleriniz daha üstündür. Güzel sultanım, sebebi ziyaretim başkadır. Bilmem nasıl anlatayım. İnsanın içine aşk ateşi düşmeye görsün. Geceleri gündüzleri karışır, dili damağı kurur, harap olur. Hele bu aşk alevi, halifemizin eşsiz kız kardeşine karşı duyulursa. Hiç güleceğim yoktu Ebu Fadıl. Sultanım, Ebu Fadıl kulunuzla alay etmeyin ne olur. Siz sultanımızı çılgın gibi severim. Halifemiz de evlenmemize müsaade ederler. Siz hakikaten aklınızı kaçırmışsınız Ebu Fadıl. Vezir olmanız size huzurumda böyle saçma sapan konuşma hakkını vermez. Evleneceğim adama gelince onu başkası değil ben seçerim. Seçeceğim kimsenin de hiçbir zaman siz olmayacağına emin olabilirsiniz. Yaklaşınız Ebu Fadıl. Bu defa ne haberler getirdiniz? Halifemiz, Vezir-i Cafer Bermeki kulunu Kasr-ül Aşk'a bizzat götürdü sultanım. Acaba Cafer Bermeki, Şehzade Memun'u yetiştirmesinin mükafatını mı görecek? Abbasi devletini baştan başa kana bulamak dahi icap etse, oğlum Şehzade Emin'in haklarına kimse el uzatamaz. Meracil'in oğlu Şehzade Memun asla tahta geçemez. Düşmanlarımı günü geldiğinde birer birer ortadan kaldıracağım. Ben Seyyid-i Zübeyde Sultan, bütün bunları yapmaya kadirim. Sultanım, kılıcım sizin emrinizdedir, siz her şeye kadirsiniz. Ama içi yanık şu vezirinizi de hele bir düşünün. Abbase meselesinde sabırlı olmalısın Ebu Fadıl. Onun sana yar olmasını biz de isteriz. Şimdi bana Cellatbaşı Mesrur'u gönder. Kendisiyle mühim bir iş görüşmek isterim. Otur şuraya. Öyle değil, şehzade gibi otur. Abbasi İmparatorluğunda büyük iltifatlara nail olan talihli vezir, yaklaşınız. Hint hükümdarının efendimize gönderdikleri zümrüt gerdanlığı görmenizi isterdim sultanım. Ne vakit geldi? Birkaç gün önce. Acep bu hediyeyi benden niye sakladınız abi? Maalesef zümrüt gerdanlığı Zübeyde'ye söz verdim Abbasi. Demek oluyor ki Zübeyde Sultan nazarınızda benden daha kıymetlidir. Eğer bahsi edilen gerdanlığı o kendini beğenmiş zevcenizin boynunda görürsem ne yaparım bilir misiniz? Ne yaparsın Abbasi? Bütün saray erkanının önünde boynundan koparır alırım. Ondan sonrasında artık siz düşünün. Aman korktum senden Abbasi. Bu şekilde oğlum Emin Şehzade'nin anasının rezil olmasını istemem. Ne yapalım? Zübeyde'nin gönlünü başka bir hediyeyle alırız. Peki. Hint hükümdarının gerdanlığını sana verdim. Bana karşı öyle lütufkarsınız ki abici. Hadi, beni büyük bir zevkten mahrum ettiniz, devam edin. Sizi bekliyorum sultanım. Şah! Mat oldunuz sultanım. Müsaadenizle. Ebu Nevvas hakkında ne yazmış bilir misin? İhtiyar şair bozuntusu gene ne der benim için? Bana bir tavsiyede bulunur.
Eğer sessizce ortadan kaldırmaya karar verdiğim bir düşmanım varsa, seninle evlendirmeliymişim. Allah kahretsin bu Nevvas'ı! Yoksa beni evlendirmeyi mi düşünüyorsunuz? Belki de. Hele bunu bir deneyin, Muhammed aşkı için seçtiğiniz kocayı o gece zehirlerim. O halde zehiri tedarik etmeye bak. Çünkü yakında evleneceksin. Annemiz buna müsaade etmezler ki. Annemiz, Hayzuran Sultan'ın bile çok defalar bana söz geçiremediği görülmüştür Abbasi. Haşimilerin benden ne istediklerini bilir misiniz Yahya Bermaki? Esas itibariyle oğlum Cafer'in başını isterler efendimiz. Fakat bunu açıkça söylemeye dilleri varmaz. Belki de bir gün bunu halifemize söyleyeceklerdir. Çünkü Abbasi Sultan'ın sarayında kalmam, evvela onların, sonra da halkımızın hoşuna gitmemiştir. Yahya Bermaki, bize bunca zaman hocalık ettiniz. Bizi iyi bilirsiniz. Ne Haşimileri, ne de kıymetli annem Hayzuran Sultan'ı kızdırmak işime gelmez. Her iki tarafı memnun edecek bir çare bulduğumda, biraz çılgınlık gibi geldi bana. Ama düşündükçe pekala mümkün derim. Abbasi Sultan'la Cafer'i evlendireceğim. Efendimizin sonu bir felaketle neticelenecek, böyle bir birleşmede oğlumu mazur göreceklerini umarım. Dedikodulara bir son vermemiz lazım. Bu zahiri bir evlenme olacaktır. Vezirim itimat ve dostluğumu kazanmıştır ama azat edilmiş bir köle olduğu için Haşimi sülalesinden bir kıza elini süremezsin. Evlendikten sonra da ancak müsaadem olduğu zaman Abbasi'yi görebilirsin. Efendimiz, Abbasi Sultan'ın sevebileceği bir Haşimi ile bahtiyar olabilmesi mümkün ve hakkıdır zannederim. Bu ciheti siz düşünmeyin hocam. Cuma'ya öğle namazından evvel nikahınız kıyılacak. Hazırlanmanı isterim. Şimdi bizleri yalnız bırak. Adınızı bağışlayın, dualarımızdan eksik etmeyelim sizi. Adımı ne yapacaksın? Hayır duanızı almam yetmez mi? Allah sizden razı olsun hanımcığım. Ey ulu tanrım! O halde Zübeyde Sultanımızın bir düşündüğü vardır. Ben tahtı isterim. Ben de Abbasi'yi. O halde bir taşla iki kuş vuracağız Ebu Fadıl. Bunun için de Abbasi Sultan'ı kaçıracaksın. Saray dışında bulunması imkansız bir yere götürecek ve orada öldüreceksin. Sonra da suçluları buldurup astıracaksın. Biraz tehlikeli bir iş ama her zamanki gibi zekanızın kölesiyim sultan. Hızır gibi yetiştiniz. Hüsniye, bir kese de oraya ver. Adınızı bağışlayın. Adımı ne yapacaksın? Sadece sizleri de düşünen bir kadının. Razı olsun. Allah sizden razı olsun. İran elçileri geldi mi Cafer? Evet efendimiz. Altınlar Alhund sarayına gönderildi mi? Fakat efendimiz, onları perişan hale gelen Horasan halkına dağıtmayı, yakıp yıkılan şehri biraz olsun eski haline getirebilmek için sarf etmeyi münasip görmüştünüz. Horasan bana isyan etmekle zaten suçluydu. Bir müddet onları kaderleriyle baş başa bırakmak isterim. O zaman isyan etmemiş, sadece perişan hallerini duyurmak istemişlerdi. Ama şimdi onları aç sefil bırakırsak, isyan etmelerinden korkulur. Biz dileriz ki sevgili vezirimiz de bizim gibi düşünsün ve yapsın. Efendimiz, efendimiz! Halifemizin huzurlarında yapılan bu densizliğin sebebi nedir? Anlat Atiye! Merhametinize sığınırım efendimiz, merhametinize sığınırım! Abbasi Sultanımı atlılar kaçırmış! Nasıl olur? Kulaklarım yanlış mı işittiler? Yoksa artık dünyanın sonu mu gelmiştir? Koca Harun Reşid'in kız kardeşini kaçırmaya kim cesaret eder? Cevap ver bana! Mukadiye mahallesinde olmuş efendimiz. Aşı taş üstünde bırakmayın! İcap ederse Bağdat'ı yakın, yıkın! Tez, Abbasi Sultan'ı bulasınız! Ferman halifemizindir.